Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun gene? Bu sene gül ekmeğe doyamadım. Ana gül bahçesi olacak. Vallahi burasını tamamen gül yapmak istiyorum ya. İnşallah çok güzel olur. Yani yine ablam için dikmiştim. Yani ablam... Mutlu bacı. Evet. Sağ olsun. Bir sürü para verdi. Halil Bey ya. Tüh, kırdın mı acaba ki? Yok yok, kırılmadı. Hayır. Yok yok, şey yine kökünden. Bak bakalım. Nazar oldu. Gülüme nazar mı oldu acaba ki? Yok yok, bir şey olmaz. Bak bakalım, çıkart. Biraz kökü böyle şey yaptı gibi oldu ya, çıt diye. Ben de gördüm de bir şey demedim. Bir hissettim bir şey. Ama ne oldu? Bunlar çok kolay. Bıçak getireyim bak, kenardan kes. Şu bıçkıyı getireyim mi? Yo, bunu kestim zaten. Bu yırtılıyor çok kolay da. Benim de tripota bir şey oldu, dur. Halil Bey, nazar oldu güllerim. Valla. Evet. Gerçekten kendi kendime nazar ettim ya. Yok yok, bir şey olmaz, sen ek. Ya bunların şu kökleri şuradan kopartalım. Evet, çok güzel. Ya arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet. Aha, çok güzel işte. Neyse, inşallah çıkarttım da şöyle. Yok yok, bir şey olmaz. Gül bahçesi olacak. Dikeyim. Ay inşallah bir şey olmaz, Allah'ım ne olur. Evet, hindi gübremiz. Hindi gübresinden koyuyorum. Kenan Bey'in hindi gübresi. Arkadaşlar konuşmuş. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri görüyorsunuz, bizler böyle ekmelere doyamıyoruz. Yani güller ekiyoruz, fidanlar ekiyoruz. Allah'ım yani. Acemice bir şeyler yapıyoruz. Neler ekeceğimizi bilemiyoruz. Yani her fidan bulduğumuzda alıyoruz. Bugün gül aldık yine 2 tane. Başka bir şeyler de aldın sen. Bir önce 7 tane almıştım gül. Sonra 2 tane aldım. Sonra 2 tane daha aldım. Ama bugün müthiş pazarlık yaptın. 10 Gerçekten aldım. Çok da uygun aldım bugün yine. Sarcakaya'dan, ilçe pazarından aldım. Bugün ilçe pazarına gittik. Ben zaten direkt eskiden böyle işte meyve, sebze, ondan sonra şeylere, züccaciye falan böyle şeylere bakıyordum. Şimdi bitti. Şimdi işte. Çapa. Ondan sonra fidan. Böyle şeylere bakıyorum artık yani. Aa, sürekli böyle. Çok güzel oldu ya. Evet. Ay inşallah olur, ne olur tut. Hadi bakalım, bismillah. Tamam, bu bitti, geç öbürünü hemen. Bunlar da biliyor musun Halil Bey, şey vermişti, Gülnur Hanım vermişti bunları, çiçek soğanı. Evet. Ve çıktılar. Evet, az bunlar önce, böyle. Az önce Gülnur Hanımlar kahve içmeye geldiler bize. Evet evet. Anlasın, sağ güzel oldu. Ya. Şurada masamız hala duruyor. Çok güzel bir Urfa mı, Adıyaman tarafından bir kahvemiz gelmişti. Kahve içtik. Ben şu çapaladığım yeri de göstereyim mi? Aa evet. Dün çok çalıştım. Öldüm dirildim. Ama toprak çok güzeldi. Çapa kolay oldu. Bahçenin her yerini hemen hemen çapaladım. Az biraz kaldı. Biraz sonra da onu yapacağım. Kargalar hemen geldi. Çapaladığım yerde solucan, işte başka şeylere. Güzel oldu. Yarın evet. Sulama sistemini kuracağız. Yarın da öyle bir işimiz var. Bayağı hızlı gidiyor, çok şükür, elhamdülillah. Yani hızlı dedim, yavaş yavaş, çok acele etmeden. Az önce yani işimiz düzgün gidiyor çok şükür. Az önce mançonun annesi geldi, ta kapıya kadar geldi ama hiç yavrusunu bile görmeden gitti çünkü artık manço büyüdü. İşte şimdi onu da göstereyim, çok güzel uyuyor yuvasında. Aha, geriniyor. Evet, çok uykusu var çünkü sabah erken kalktı, çok yoruldu, oyun oynadı. Hafize, öbürünü de mi yapıyorsun? Evet evet, bunu da diktim. Hadi bakalım. Yine şöyle biraz hindi gübresinden de koyalım. Tamam. Ben bunu düzgün dikebiliyor muyum? Görüyor musun oradan? Valla sen düzgün dikiyorsun da benim kamera çok kötü oldu. Niye öyle oldu? Bilmiyorum. Böyle hani yamuk durmasın istiyorum. Hani ilk ekerken düzgün olsun. Evet, tabii. Sonra çıkış şekli de öyle olacak. Çok güzel bir tane gül görmüştüm, tamam mı, bugün? Evet. Ondan sonra baktım bir tane bayan da bakıyor. Dedi ki ya ben bunu beğendim dedi. Bunu alacağım. İşte ama dedi eşim Cuma'ya gitti, onu bekliyorum dedi. Ana. Ondan sonra dedim ki ben de eşimi bekliyorum. Ondan sonra kadıncağız şey ya, onu alacağım deyince ben de diyemedim yani onu ben alayım diye. Ay bol be, onun kısmetiymiş. Neyse dedim ya, senin kısmetinmiş. Onlar da yeni bir ev almışlar, bahçeli. O eve işte hafta sonları geleceklermiş. Düzköy'e. Düzköy'e evet. Buraya 20 kilometre uzaklıkta bir yer. Öyle işte, böyle oldu gülümüz yine. Tamam, sularını vereceğim mi? Çok güzel, sularını da veririz şimdi değil de.
Sonra şöyle yine çiğneyelim diplerini. Tamam. Güzel tutsunlar. Ya ben hani böyle yamuk gibi geliyor ama yok, gülün yok. Şeyi yamuk. Hayır. Gayet iyi. Bunlar da turplarımız. Dün akşam çıkarttık, bir tane yedik, böyle şey. Küçücük. Dipleri küçücük çıkmış ama hepsinin aynı değil. Yani mesela hepsinin aynı kırmızı bir kökü yok. Ya bunlar Mustafa Bey mi vermişti? Ya herhalde mesela bunlar öyle değil bak. Bunlar ne olacak bilmiyorum, bunların kökü nasıl olacak. Niye söktün oğlum sen? Ya göstermek için söktüm de. Yani ama dünküler nasıldı Ali Bey, gördün mü? Evet. İki tanesi küçücük. Ispanaklardan götürdük değil mi komşumuza hediye. Evet. Dün evet giderken şu brokolimiz kocaman oldu, göstersene bir tane brokoli tek. Brokoli öyle oldu da az önce manço onun yapraklarını kemiriyor. Evet, mançoya artık kızıyoruz yani, evet. Öyle bahçemize dikkat et diyoruz. Evet. Manço biraz büyüsün, bahçenin dışına çıkartacağız, şu kapının dışında bir yer yapacağız. Şeylerimizi göstertelim Halil Bey. Hadi, baklalarımızı ve bezelyelerimizi, tamam. Nasıl çapaladığımızı, tertemiz olduğunu. Hadi, ondan sonra ben şeye... Halil Bey hala daha şuraları çapalayacak, şurasını. Evet. Şurada biraz hindi gübrem kaldı. Kenan Bey'den biraz daha isteyeceğim. Bir de bir marka var, solucan gübresi. Onu araştıracağım. Artık onunla yoldum. Bunlara da bugün bunlara böyle çubuk şey yapacağız, tamam, takacağız. Tamam. Evet. Ve bunları şey yapacağız. Bunları az önce Kenan Bey'le düzelttik biraz. Fazla vardı. Evet. Burada iki tane var. Esasında bir tane olsa onun da bir tanesini kesebiliriz. Bak tek diyor. Şunu da bak, şunu da keseyim şöyle. Tamam. Şu bir tane güçlü olan kalsın bak. O öbürü? Bunu da keselim. Öyle diyor, tek bırak diyor. Tamam. Ama hangisinde üzüm var? Şunda üzüm var. Şu anda şunda var. O zaman bunu keseceğiz. Bunda da olacak yani. Bak bunda da var Halil Bey. O zaman onu bir Kenan Bey'e soralım. Ama yine de ikisini keselim ya. Çünkü o da onlarda da öyle bıraktı. Onu Kenan Bey'e bir soralım ya. Arkadaşlar işte böyle oldu. Bezelyelerim çok güzel. Ben tam çapaladım dün ve yağmur yağdı üzerine. Evet, çok güzel, güzel oldular, seçildiler ya. Böyle. Sarımsaklarım çok güzel oldu. Ve soğanlarımı da çapaladım. Bakın hiçbir tane böyle şey kalmadı. Ot kalmadı. Şimdi... Otlardan arındırdık. Evet. Marullarım da çok güzel. Hatta komşumuz şey dedi. Şimdi marul ben böyle 20 tane ekmiştim. 10 tane renkli, 10 tane de böyle yeşil bir marul ekmiştim. Kıvırcık. Onları dedi bir süre sonra, mesela bir 10 gün sonra bir daha ek dedi. Bunları bitirince dedi onlar o zamanlar yetişir, sürekli marulun olmuş olur dedi. Tabii artık. Şey... Öyle olunca böyle ben de çok heyecanlandım. Güzel dedim ya, iyi yani. Evet. Bahçemizi de sürdük arkadaşlar. Şu bağların diplerindeki otları alacağız. Yani çok işimiz var gerçekten. Evet. Ondan sonra bu aralara işte hep fide ekmek istiyoruz. Yani böyle işte fasulye, bamya... Domates, biber. Domates, biberi çok fazla ekmek istemiyorum. Ama satabiliriz diye acaba eksek mi diyoruz. Biraz böyle ikilemdeyiz ama sulama sistemimiz yarın kuruluyor. Ondan sonra bakacağız yani. İnşallah yarın gelirlerse, verdikleri söz dururlarsa olacak. Evet. Yani yine de çok güzel oldu ya. Çok heyecanlandık. Çünkü evet. Dün sürebildik mesela hepsini. Mesela bu ne ya? Bu vişne. Vişne. Bu vişne, bu böyle çok kol oldu ama bunun da kesilecek mi, ama seneye keseriz herhalde onu. Tamam. Onu bir bilene soralım. Bunu Musa Bey ekmişti, hatırlıyor musun? Bunu bir soralım. Evet, ekti ya. Evet, evet. Musa Bey'in çok emeği var burada. Gübre attı. Aynen, gübreleri onlar atmıştı sağ olsunlar çok, ya. Çok çalıştı. Şeyleri Fatma Hanım'la dikmiştik, bu soğanları. Evet. Evet. Öyle arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yani her gün böyle bir bahçemizi göstermek istiyoruz. Gerçekten biz de çok heyecanlıyız. Çünkü yapraklarımız her gün değişiyor. Mesela... Kükürt atacağız. Toz kükürt aldık bugün. Pazar günü inşallah. Evet, pazar günü. Pazar onu günü. Atarken de size tekrar göstermek istiyorum. Tabii. Yine bir sırt pompasıyla. Tabii şuradaki uyuz mu dediler? Dediler değil bakın mi? Şunlar bağ uyuzu diyorlar. Bak şöyle Halil Bey, görüyor musun? Yapraklarda. Aman maruluma bastın Halil Bey. Ama büyüteşle görmek Halil Bey maruluma bastın. Tamam bak, aha burada daha iyi gözüküyor. Bak gel. Şu işte. Şunlar. Bak tabii. Şunların altı. Evet. Altlarının altlarında bu... böyle kabarcık işte. Bak şu kabarcıklar altlarında böcek olduğunu gösteriyor evet, bak. Evet. Mikroskopla gözüküyormuş yani. Aynen. Onlar diyor mikroskopla görünüyor diyor. Hemen bunu ilaçlamamızı pazar günü inşallah yapacağız. Sulu kükürt aldık. Ama biz başka içine zehir maddeleri atmayacağız. Şuraya yani... da böyle şeylerim vardı. Soğanlarım vardı. Baş soğanlarım böyle yeşermiş. Arkadaşlar böyle toprakta hiçbir şey ziyan olmuyor. Yani hemen evde yeşeren şeyinizi... soğanınızı ekiyorsunuz. Yani bir hafta 10 gün sonra hemen soğan yiyorsunuz. Yani evet, inşallah. Çok güzel. Hadi, ya gerçekten bakalım, yani işlerimize bakalım. Güzel, çok güzel. Ellerine emeğine sağlık. Evet.
Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın tekrar bahçeye böyle sulama sistemini kurduktan sonra sizinle görüşeceğiz. Göstereceğim yani sulama sistemini göstereceğim yani hortumları falan. İnşallah yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri hepinizi kocaman öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Çok mutlu oluyoruz böyle bir şeyleri yapınca. Abone olursanız ve like atarsanız arkadaşlar çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 1000 defa kendinize çok iyi bakın diyorum. Çünkü acemiyim. Hoşçakalın.